أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, hidayet nasip eyleyen, yediren, içiren, hastalıklarımıza şifalar veren ve sayısız canimet bahşeden Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizlere insanlığımızı, kulluğumuzu, ibadetimizi, ahlakımızı en güzel şekilde yaşayarak ve anlatarak öğreten, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'e salatü selamlar olsun. Değerli kardeşlerim, hepinize sağlık, sıhhat, afiyet ve bereket içerisinde hayırlı Ramazan günleri dilerim. Bugün sizlerle Şuara Suresinin 3 ayeti kerimesini paylaşacağım. Bu ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz, İbrahim Aleyhisselam'ın dua ve niyazlarını bize örnek olarak gösteriyor. Ayet-i kerimeler şu şekilde: Estaizu billah ve la tuhzini yevme yub'asun yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men etallaha bi kalbin selim. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a şöyle duada bulunuyor: Ya Rabbi, yeniden diriliş gününde, mahşer gününde, mahkeme-i kübrada beni mahcup etme, utandırma, yüzümü kızartma ya Rabbi. O gün öyle bir gündür ki dünyada kazanılan mal, mülk, sırtımıza dayadığımız evlatlar, oğulların hiçbir faydası yoktur. O gün faydası olan tek bir şey vardır ki kalbi selim ile huzura varabilmektir. Kalbi selim ile huzuruna varabilmeyi nasip eyle diye dua ediyor İbrahim Aleyhisselam. Biz de aynı şekilde Cenab-ı Hakk'a yakarıyoruz. Ya Rabbi, o yeniden diriliş gününde mahkeme-i kübrada bizleri mahcup etme, yüzümüzü kızartma ya Rabbi. Bugün huzuruna kalbi selim ile varabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kalbi selimin üzerinde biraz duralım. Kalbi selim, hayatımız boyunca hiçbir zaman desteğini, yardımını bizden eksik etmeyen bir kimsenin, bir insanın yanına günün birinde ziyarete gidecek olursak elbette ki ona elimiz hoş gitmeyiz. İmkanlarımız nispetinde onu hoşnut edecek en güzel hediyeyi alarak gitmeyi arzularız. İşte hayatımız boyunca her an sayısızca nimetinden istifade ettiğimiz Yüce Rabbimizin huzuruna götürebileceğimiz en güzel hediye kalbi selimdir. Peki, kalbi selime nasıl sahip olunur? Kalbi selime sahip olabilmek için kişinin, Müslümanın gönlünü küfürden, şirkten, nifaktan arındırıp sağlam bir imana sahip olmakla kalbi selim elde edilir. Kişinin gönlünü riyakarlıktan arındırıp samimiyet ve ihlas dolu bir gönle sahip olmasıyla kalbi selim elde edilir. Kalbi selim, kişinin kinden, intikam duygusundan, öfkeden gönlünü arındırarak sahip olacağı bir durumdur. Kalbi selim, cimrilikten kişinin gönlünü arındırıp cömertlikle dolu bir gönle sahip olmasıyla elde edilir. Kalbi selim, kişinin kibirden, enaniyetten, bencillikten kendisini arındırıp tevazu sahibi bir gönle sahip olmakla elde edilir. Kalbi selim, Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetine hamd ve şükrederek elde edilir. Şükür, hamd önemli. Cenab-ı Hak bizlere 5 vakitte 40 defa Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek kendisine her an hamd etmemiz gerektiğini, hamdi aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor, bizlere bildiriyor, bir sorumluluk yüklüyor. Bugünlerde de hamd ve şükrü daha iyi anlayabiliyoruz herhalde. Bundan 3-5 ay evvelesinde veyahut da daha belki Ramazanlarda topluca yaptığımız iftarlarla, topluca yaptığımız ibadetlerle eşimizle, dostumuzla rahatça buluşabilirken
ticaretimizi, alışverişimizi, işimizi, gücümüzü rahatça yapabilirken bugün o günleri hasretle, özlemle anıyoruz ve bir an evvel o günkü imkanlara sahip olmayı arzu ediyoruz. Demek ki o günler bizim hamd ve şükretmemiz gereken günlermiş. Ama maalesef ki o günlerde bile hala bazı şikayetlerimiz vardı. İşte ürünlerin, mahsullerin azlığında, ekonomik sıkıntıların varlığında, ufak tefek hastalıklardan şikayetçiydik ama bugün o günleri özlemle, hasretle yad ediyoruz. O günkü nimetlere, imkanlara kavuşmayı arzu ediyoruz. Cenab-ı Hak bir an evvel eski günlerimize, o güzel günlerimize tekrar kavuşabilmeyi nasip eylesin. Her halimize hamd ve şükredebilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak bugünden daha kötü günleri yaşamaktan bizleri muhafaza eylesin. Peygamber Efendimiz'in bir duasıyla sohbetimi sonlandırayım. Şöyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rabbi, bizlere seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel kulluk etmede, güzel ibadet eyleme konusunda bizlere yardım eyle. Cenab-ı Hak cümlemize bu konularda yardım eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı günler ve güzel bayramlar nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.